Herkese merhaba. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Türk Silahlı Kuvvetleri dış kaynaktan muvazzaf subay adayı temin aşamalarının neler olduğunu anlatacağız. Aşamaları anlatmaya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Adayların tabi tutulacakları seçim aşamalarına geldiğimizde ise seçim aşaması ilk olarak bando, pratisyen tabip, diş hekimi, eczacılar için genel kültür sınavıyla başlayacaktır. Daha sonra sırasıyla evrak kontrol, fiziki değerlendirme yani ön sağlık, kişilik değerlendirme testi, fiziki yeterlilik testi, Türkçe ve İngilizce okuma testi, psikomotor testi, müzik yeterlilik ve müzik bilgisi seviye tespit sınavı, 3 boyutlu görüş testi, mülakat sınavı, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, sağlık kurulu raporu işlemleri olmak üzere 12 başlıktan oluşmaktadır. Seçim aşamalarında birinci gün ilk 6 başlık icra edilirken, ikinci gün adayların sınıf durumuna göre 7, 8 ve 9. başlıklar icra edilecektir. Bu aşamaları başarılı bir şekilde geçen adaylara personel temin merkezi tarafından mülakat tarihi verilmektedir. Mülakat tarihi bazen ertesi güne verilebildiği gibi yoğunluk olduğu durumlarda 2 hafta, 3 hafta ileri bir tarihe de verilebilmektedir. Bunu da söylemekte yarar var arkadaşlar. Seçim aşamalarını ayrıntılı olarak incelediğimizde ilk olarak genel kültür sınavıyla başlıyoruz. Bando, pratisyen tabip, diş hekimi, eczacı için başvuruda bulunacak adaylar, MEPS Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda aşağıdaki konu başlıkları ve soru miktarlarından oluşan genel kültür sınavına tabi tutulacaklardır. Genel kültür sınavı her biri 2 puan değerinde çoktan seçmeli 50 sorudan oluşacak ve sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevapların doğru cevaplara etkisi olmayacaktır. Sınavdan 50 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir. Bir sonraki aşama olan evrak kontrol faaliyeti yine MEPS Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda gerçekleştirilecektir. Adayların evrak kontrol aşaması için getirecekleri belgeler evrak kontrol komisyonunca kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmayacaktır. Eksik evrakını aynı gün saat 14.00'a kadar tamamlayan adaylar seçim aşamalarına devam edebilecektir. Evrak kontrol aşamasından sonra kabul edilen adaylar aynı gün fiziki değerlendirmeye tabi tutulacak. Adayların boy kilo sınırları içerisinde olup olmadıkları ölçülecektir. Ölçümler mutlaka ayakkabısız yapılacaktır. Başvuru kılavuzu tablo 2'de yer alan boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu aşamada kabul edilmeyen adayın sınav merkezinden ayrılmadan ve aynı gün içerisinde olmak şartıyla itirazı kabul edilecektir. İtirazlar farklı ölçüm cihazlarıyla tekrar yapılacak. Yine olumsuz bir sonuç çıkması durumunda ikinci bir itiraz hakkı bulunmayacaktır. Kişilik değerlendirme testi, evrak kontrol ve fiziki değerlendirme aşamasında kabul edilen adaylara uygulanacaktır. Kişilik değerlendirme testinin hiçbir başarı notuna etkisi bulunmamaktadır. Sadece mülakat sınavına kanaat oluşturması maksadıyla yapılmaktadır. Evrak kontrol ve fiziki değerlendirme aşamalarından geçen kara, deniz, hava kuvvetlerini tercih eden adaylar mekik, şınav ve 1500 metre koşu branşlarında değerlendirilecektir. Değerlendirmeye esas fiziki yeterlilik testi standartları başvuru kılavuzu tablo 3'te belirtilmektedir. Beden eğitimi öğretmeni adayları için uygulanacak fiziki yeterlilik testi testleri de yine aynı şekilde başvuru kılavuzunda tablo 3'te belirtilmektedir. Başvuru kılavuzunu merak eden arkadaşlar için videonun açıklama kısmına başvuru kılavuzunu ekliyorum. Oradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca fiziki yeterlilik testi konuları ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalarla ilgili ilerleyen zamanda tekrar paylaşım yapacağım arkadaşlar. Paylaşımları izlemek sizin adınıza yararlı olacaktır. Fiziki yeterlilik testinde adaylar her branştan en az 10 puan, kadın adaylar sadece şınavdan 9 puan almak zorundadır. Beden eğitimi öğretmeni adayları için durum biraz farklıdır.
Kafanızı karıştırmamak adına bu konuya girmiyorum arkadaşlar. Merak edenler başvuru kılavuzundan inceleyebilir. Fiziki yeterlilik testinde bir branştan istenen puanı alamayan aday bir sonraki branşa giremeyecek. İstediği takdirde başarısız olduğu branş veya branşlardan itiraz sınavına girebilecektir. İtiraz sınavından da yeterli puanı alamaz ise adayın işlemleri sonlandırılacaktır. Fiziki yeterlilik testine katılabilmek için adayların aile hekimi veya resmi hekimlerden adayın spor, şınav, mekik, koşu yapmasında sakınca olmadığına dair rapor almaları gerekmektedir. Adaylar bu rapor ile sınava katılacaktır. Rapor olmaması durumunda sınava alınmayacaktır. Raporun yanında aynı gün adaylardan muvaffakat yazısı alınacaktır. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan, vücudun herhangi bir yerinde ameliyat, kırık, burkulma ve benzeri sağlık durumu olup bunu raporla belirtmeyen adaylar sınava kabul edilmeyecektir ve haklarını kaybetmiş sayılacaktır. Fiziki yeterlilik testi ve mülakatla ilgili Ankara'da kapsamlı bir kurslaşmamız olacak arkadaşlar. Sınava ciddi anlamda hazırlanmak isteyen arkadaşların bizimle iletişime geçmesi onların yararına olacaktır. Adayların fiziki yeterlilik test notu, sınava girdiği branşlardan elde edilen puan toplamının sınava girdiği branş sayısına bölünmesiyle elde edilir. Adayların fiziki yeterlilik testi için yanlarında spor malzemeleri getirmeleri gerekmektedir. Bir sonraki aşama olan Türkçe-İngilizce okuma testine geldiğimizde ise bu aşama sadece Hava Kuvvetleri Komutanlığı kontrol ihbar sınıfı için yapılacaktır. Adaylara Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca belirlenecek Türkçe ve İngilizce metinler okutulacak. Sınav sonucunda adaylar başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilecek. Başarısız olan adayların bu sınıflar için adaylıkları sonlandırılacak, adaya tebliğ edilerek varsa diğer kuvvet, sınıf veya branşlar için adaylıkları devam ettirilecektir. Türkçe ve İngilizce okuma testi için itiraz hakkı bulunmamaktadır. Psikomotor testi. Türkçe ve İngilizce okuma testinde başarılı olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı kontrol ihbar sınıfı adaylarının dikkat ve tepki hızını değerlendirmek, algılama hızı, durumsal farkındalık, seçici dikkat ve benzeri yeteneklerini ölçmek amacıyla bilgisayar ortamında uygulanacak sınavdır. Psikomotor testinde tam puan 160 olup testten baraj puanı olarak belirlenen 88 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir. Adayların başarısız olması durumunda ise diğer kuvvet sınıf ve branşlar için adaylıkları devam edecektir. Psikomotor testi sonucuna adayların itiraz hakkı bulunmamaktadır. Bando sınıfına başvuran adaylar mülakat sınavında başarılı olmasına müteakip müzik yeterlilik ve müzik bilgisi seviye tespit sınavına alınacaktır. Bu sınav adayların performansını daha iyi gösterebilmesi maksadıyla seçim aşamalarının sonrasında icra edilecektir. Müzik bilgisi seviye tespit sınavı komisyonu 100 tam puan üzerinden adayları değerlendirecek, 60 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilecektir. Sınav yeri Ankara Kirazlıdere'de bulunan Hava Kuvvetleri Bando ve Merasim Komutanlığı'dır. Harita mühendisliği sınıfına başvuracak adaylar daha sonra belirlenecek sınav merkezinde 3 boyutlu görüş testine katılacaklardır. Ve arkadaşlar sınavın en önemli aşaması olan mülakat sınavı aşamasına geldik. Fiziki yeterlik testi ile varsa diğer ilave testlerden başarılı olan adaylar kendilerine tebliğ edilen tarihte mülakat yani sözlü sınava katılacaklardır. Mülakat sınavı adayların test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen sınav yöntemidir. Mülakat komisyonu tarafından görüşme yoluyla adayın gelişime açıklığı, genel kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade etme becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlülüğü, düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, psikolojik yapısı, Türkçeyi kusursuz kullanması, dilinde kekemelik, pelteklik ve tutukluk olmaması değerlendirilmektedir.
Mülakat komisyonu adayları birbirinden bağımsız olarak 100 tam puan üzerinden değerlendirecektir. Mülakat sınavında 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir. Belirlenen 70 puan barajının altında puan alan adaylar müteakip sürece devam ettirilmeyecektir. Mülakat komisyonu kararları kesin olup idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Mülakat sınavında başarılı olan adaylar sağlık mülakatı aşamasına geçecektir. Adaylar yapmış oldukları kuvvet, sınıf ve branş tercihlerine uygun raporlar almak amacıyla yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilecektir. Adayların hastane sevk belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte Ankara içi hastanelere en geç 3 iş günü, Ankara dışındaki hastanelere en geç 5 iş günü içinde başvurması gerekmektedir. Hafta sonu tatilleri ve resmi tatil günleri iş günü olarak kabul edilmemektedir. Hastaneden alınan heyet raporu, hastane tarafından Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı'na en geç 45 gün içerisinde iletilmesi gerekmektedir. Rapora itiraz eden adaylar için de bu süre geçerlidir. Hastanenin verdiği olumsuz rapora itiraz süresi 3 iş günüdür. Adaylara sağlık işlemleri ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sağlıkla ilgili işlemler Personel Temin Şube'nin resmi internet adresinden takip edilebilir. Ayrıca arkadaşlar, sağlık raporunun takibi aday tarafından yapılacaktır. Raporun iletilip iletilmediğine dair Personel Temin Merkezi'ni arayarak telefonla bilgi almanızda yarar var. Ve son olarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması aşamasına geldik. Mülakat sınavında başarılı olan adaylar seçim aşamaları bölgesini terk etmeden yanına getirdikleri bir adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması esas formunu elden görevli personele teslim edeceklerdir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunan adaylar öğrenciliğe kabul edilmeyecektir. Adaylar kabul edilmiş, öğrenime başlamış olsalar dahi güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların ilişiği kesilmektedir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması için adayların adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı adres bilgileri kullanılacaktır. Bu yüzden adresinizin güncel olmasında yarar var arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu yararlı bulduysanız beğenip yorum yapmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz konuları videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize başarılar.